Biz de bir kurtarma örneği göstermek istiyoruz size. Gerçekten ne yapılması, nasıl yapılması gerektiği konusunda profesyonel ellere teslim etmek istiyoruz kendimizi. Sevgili Aytu, merhaba. Merhaba Zahideciğim. Şu anda biz de kaza mahallindeyiz. Doçent Doktor Niyazi Özüçelik'le beraberiz. Acil Tıp Hekimi ve İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı. Arkamızda gördüğünüz gibi yine profesyonel yardım iş başında. Evet. Bir kaza olmuş orada ve herkes yardım etmeye çalışıyor belli ki. Gerçekten ve 112'ye haber vermişler ama 112 gelene kadar bu işi biz bitirelim diyorlar. Evet Niyazi Bey, şu anda ne oluyor burada? Eyvah. Yani şu anda yine canla başla bütün iyi niyetiyle halkımız kurtarmaya çalışıyor. Ama sanırım güzel şeyler oluyor. Hastaya kapıyı açtılar. Müdahale etmeyecekler galiba. Dokunmayacaklar. 112 arıyorlar. Ama buradaki en önemli şey çevre güvenliği. Vallahi, eyvah. Umuyorum eyvah, dokunmayacaklar eyvah. Hastaya. Çünkü gerçekten kapıları açmak, hava aldırmak başka bir şey ama içeriden çıkarmamak gerekiyor herhalde, değil mi? Şimdi buradaki en önemli şey hastanın güvenliği ve çevre güvenliği. Şu anda ne olduğunu bilmediğimiz bir araçta kurtarmaya çalışıyor. Belki benzin yakıt kaçağı var. Patlama olasılığı var. Ama çok iyi şekilde 112 arandı. Galiba 112 yola evet, çıktı. Ama yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu anda araç dediğiniz gibi patlama olasılığı var ve başında anda, 20 kişi evet, var. Yani kişi var, 20. Yani bir değil 20 kişinin başı dertte. Allah'tan anda, 112 geldi. Şu anda dokunmaması gerekiyor. Çok iyi. Aklına geldi çocuklar. Çok güzel. Şu anda tek yaptı oradaki işlerinden bir tanesi hastanın nefes alıp almadığını sordu ve alıyor. Birinci yerinde dedi. Bu çok güzel işlerinden galiba bir tanesi. İlk yardım, yapmamız ilk gereken gibi. Soluk alıp almadı kesinlikle, ve bilincinin yerinde olup olmadı. Bilinç, bir tanesi galiba ilk yardım eğitimi almış. Halkın hepsinin ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. Bu evet. Çok güzeldi. Şimdi hemen paramediklerimiz geldi. Şimdi profesyonel ekip geldi. Evet. Gördüğünüz gibi aracın önüne park ettiler. Giriş yolunun istikametine doğru ki kendilerini ve hastayı güvenlik altına alıyorlar. Yani aracın geliş yönüne park ederseniz kesinlikle yolunu başka, kapatmış olursunuz. Başka bir kaza dedi de ambulans versin olabilir. Peki. Şu anda çocuklar önüne park ettiler. Kendilerinin ambulansını siper ettiler. Ve herkesi uzaklaştırıyorlar. Uzaklaştırıyorlar. Çok güzel. Evet çok güzel. Olayını uzaklaştırıyorlar. İsterseniz gidelim arkadaşların yanına. Şu anda bu hastada meydana gelebilecek birkaç neden var. Bir tanesi acaba hasta bir baygınlık geçirdi mi takla atlara? Hemen soralım mı? Nedir hastanın durumu? Şu anda bilinci kapalı ama nefes alıp veriyor. Kalbi çalışıyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şu anda stabilize ediyoruz. Önemli olan ikinci bir yara almadan aracın içine kişiyi çıkarmamız gerekiyor. Omurga yaralanmasına maruz kalmıştır %100. Sonuçta trafik kazası. Peki. O yüzden ilk önce önceliğimiz boyun sabitlemesi, sonra diğer vital fonksiyonlar. Şu anda hava yolu güvenliğini kontrol altında. ABC'yi değerlendirdi arkadaşlar. Boyunu sabitliyorlar. Çok hava önemli, yolunu çok açık önemli, tutuyorlar. Çok önemli. Vatandaşlarımız çoğu hastayı kurtarıyor ama tekerlek sandalyeye mahkum ediyorlar. Çünkü yani felç olabilir bu durumda. Kesinlikle boyun kırıklıklarına çok dikkat etmek gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın bir tanesini önden, bir tanesi arkadan başını sabitleyerek boyunluğu takmış durumda. Artık şu anda boyunluk güvenli. Yani bir servikal fraktür olsa bile. Yani boyunda bir kırık olsa bile şu anda kıpırdamaz halde olduğu için omuriliğe bir zedelenme olmayacaktır. Kesinlikle bu aslında felç kalma ihtimalini son derece azalttılar. Peki. Şu anda genel değerlendirme yapıyorlar. 13.7 tansiyon. Çok güzel. Vitallerimiz iyi. Tansiyonu 13.7. Vitallerimiz iyi. Evet. Güzel. Sadece hastanın bilinci kapalı. Muhtemelen bir kafa travması var. Hava yolunu kontrol ettiler. Kanama durmuş, ağzından sadece bir sızıntı var. Solunum yolunu korumak açısından çok önemli. Peki ben bir şey soracağım. Bu arada arabanın durumuyla ilgili bir şey tabii yapmak çok zor arkadaşlar. Çünkü onlar direkt kişinin sağlığına bakıyorlar ama kesinlikle. Arabada bir yangın olsa, bir şey olsa bunun farkına varmaları için de bir eğitimleri var mı? Kesinlikle hepsinin eğitimi var bu konuda. Zaten biz burada itfaiye ve emniyetle beraber çalışıyoruz. Trafik kazası olduğu zaman aynı anda itfaiye, eğer yangın vesaire varsa, risk varsa itfaiye de yola çıkıyor. Yine emniyet de gerekli güvenlikleri almak zorunda, beraber yola çıkıyoruz. Şu anda bu hasta araçta tehlike olmadığını idrak ederek direkt hastaya yönlendiler. Çevre güvenliği evet. Sağladılar. Şu anda halkın geri planda olması çok iyi. Bu alanda genellikle böyle hadi bir önce götürün seslerini de biz duyarız. Evet, gerçekten çok olaylı oluyor bu kesinlikle işler. Kesinlikle bir önce götürmek değil, stabil hale getirdikten sonra götürmek önemlidir. Çünkü ambulans bir taksi değildir. Ambulans personeli de eğitimli personeldir. Şu anda arkadaşlarımız burada alanda stabil ediyorlar hastayı. Daha sonra ambulansla bu stabilizasyon devam edecek. Acil serviste devam edelim. Yani stabilizasyon dediğimiz hastanın durumunu sabit, yaşar hale getiriyorlar. Kesinlikle. Kontrol altına alıyorlar ve öyle götürüyorlar. Evet. Yani bu bir ulaşım aracı değil. Önce yardımı yapıyor, düzenli hale getiriyor, sonra taşıyacaklar. Kesinlikle. Trafik kazaları gibi böyle travmalarda ilk bir saat çok önemlidir. Altın saat. İlk bir saat altın evet, saat. Evet, altın saattir. Yaşamların büyük bir kısmı %50'ye yakını bu saatte olur.
%50 yaşam burada kayıp oluyor. Dolayısıyla bizim erken ulaşmamız, erken müdahale etmemiz ve alanda erken stabilize etmemiz çok önemlidir. Şu anda arkadaşlarımız hastayı travma açısından stabil ettiler. Damar yolunu ve monitörize ettiler. Şu anda ekranı görüyor galiba kamera. Şimdi gördüğümüz şey şu. Boynu bir kere sabit hale getirdiler. Burada kesin bir omurilik şeyini engelledi. Evet. Hava yolunu açtılar. Kalbi bakıyorlar. Kalp atımları normal. Tansiyonu normal. Damar yolu da açılıyor. Şimdi önce ABC diyoruz. Evet, hava yoluna hava baktılar. Yolu. Hava yolunda herhangi bir sorun yok. Kanaması durmuş. B solunum. Solunumuna baktılar. Vitallerini aldılar. C dolaşımına baktılar. Monitörize ettiler hastayı. Evet. Damar yolunu açıp monitör ettiler. Vitalleri şu anda ritmi de çok gayet iyi hastanın. Sadece birinci kapalı. D'de nörolojik sorun var mı yok mu bilmiyoruz. Birinci kapalı bir hasta. Şu andaki bizim ikinci yapmamız gereken şey ACBC araya boynunu taktıktan sonra omurga stabilizasyonu. Yani sırt ve beldeki omurları da stabil etmek gerekiyor. Bunun için de CAT dediğimiz travma yeleğini şu anda takıyor arkadaşlar. Bu hastanın araçtan güvenli çıkmasını sağlayacak. Hiçbir zaman apar topar çıkarmıyoruz. Şu var Atatürk Bey, eğer bir hasta yaşıyorsa ikinci amacımız sakat bırakmamak. Zarar vermemek değil kesinlikle. Mi? Önce yaşamasını sağlamak, evet. Daha sonra yaşayan hastayı sakat bırakmamak. Bütün amacımız bu. Yani bu gerçekten çok fiziki güçle gerektiren bir iş. Yani arkadaşlar hakikaten o stabilizasyonu sağlamak için çok canla başla çalışıyorlar. Arkasındaki o demir midir? Çelik bir yelek gibi bir şey. Evet, o yeleğin içerisinde demir borular var. Borular galiba. Var. Özel borular vardır. Dayanıklı evet. Borulardır. Evet. Aslında tekniği bildiğiniz zaman güç gerekmiyor. Şu anda arkadaki arkadaşımız, bizim ATT'miz. Sürekli o boynu ve kafayı tutuyor. Yani bakın, başka bir işi yok. Kesinlikle o boyun çok önemli bizim ne için. Kadar önemli ki sadece kesinlikle o işi yapıyor çünkü. Çok önemli. Bir hastanın şu anda yaşadığını anladık. Hastayı sakat bırakmak bizim en önemli işimizdir. Şu anda boynuk takılmış olmasına rağmen gördüğünüz gibi hiç boynu bırakmadı. Evet. Ve buradaki en önemli mesele tüm ekibin komutla beraber hareket etmesidir. Herhangi birisi önce ya da sonra hareket ederse omurganın kırık olan omurganın omuriliği zedeleme şansı ve hastayı felç etme şansı çok yüksektir. Ve dediğinizi ben şimdi görüyorum. Bakın hiç acele etmediler çıkarmak kesinlikle, için. Kesinlikle. Yani aman araçtan çıkaralım diye bir şey yok. Hala aracın içindeler. Kesinlikle. Hala iyice durumu stabilize edip kontrol altına almak istiyorlar. Sonra çıkaracaklar. Kesinlikle. Bakın şu andaki önemli bir nokta da şudur. Hastanın tansiyonu, nabzı, solunumu normal. Biz araçtan ani bir hareketle bunu çıkardığımız zaman bir anda kırık olan bir bacağı, bir damarı keserek hastayı ani kanamaya, iç kanamaya, dış kanamaya götürebilir. Yine ani bir harekette biz kırık olan, aslında kemik kırığı vücuda direkt zarar vermez. Kemik kırığı eğer sinire ya da damarı kesiyorsa işte hayati sorun başlıyor demektir. Şu andaki arkadaşlarımız yaptığı, yani zaten sağlık, acil sağlık hizmetlerinin yaptığı en önemli hizmet budur. Evet. Yani bilinçli olarak hastayı sakat bırakmadan, hayatını tehlikeye atmadan hastaneye ulaştırma. Gerçekten bu ekip tabii o kadar tecrübeli ve bilgili ki geldiği zaman olayı burada kontrol altına alıyor. Yani amaç buradan alıp hastaneye taşımak değil, burada kontrol altına alıp her şeyi sağlayıp sakin ve uygun bir şekilde hastaneye taşımak. Kesinlikle. Bunu görüyoruz şu anda. Bakın hala yaklaşık bir 7-8 dakikadır müdahale ediyorlar. Hiçbir girişimde bulunmadılar arabadan çıkarmak için. Tabii. Hala onu sabitliyorlar. Sürekli sabitliyorlar. Şu anda çünkü hala monitörde hasta ve hala vitalleri stabil. Burada bu işlem olurken ne zaman hastayı aniden çıkarmamız gerekir? Birkaç olay olur. Neden? Aniden araçta bir yakıt kaçması olur yani ve bir tehlike yangın olur başlar. Arabada, evet. Bir an önce çıkarmamız gerekir. Ya da hastanın genel durumu birden kötüleşmeye başlar. Bir an önce olay yerinde müdahalesi yeterli değildir. Belki ameliyathaneye gitmesi gerekir. O zaman acele ederiz. Yoksa stabil vitalleri yani genel durumu iyi bir hasta, işte tansiyonun nabzı, hayati organları iyi bir solunumu, hasta. Solunumu, tansiyonun nabzı hepsi yolundaysa o zaman acele etmemek hava yolu, lazım. Hava yolu, solunumu, evet. Dolaşımı iyiyse bir hastanın kesinlikle omurga stabilizasyonu yapmadan hareket ettirmemek lazım. Şu anda bel ve boyun, aynı zamanda toraks, göğüs oldu ve ayakları sabitliyorlar. Evet. Ayakta da çok önemli. Özellikle trafik kazalarında direksiyon çarpması, özellikle bu şoför olduğu için kafasını direksiyona çarpmış olabilir. Boynunu ani kamçı dediğimiz, evet. Fleksiyon ekstansiyon dediğimiz tıpta. Öne arkaya ani kamç şeklinde olan travmalarda boyun omurları kırılır. Ve oradaki boyuna yapışmış olan ligamanlar, bağlar zedelenmiş olabilir. Evet. Yine kaburgalarımız direksiyona
vurur. Görse eğer darbe kesinlikle almış olabilir. Şimdi burada gördüğümüz gibi bu aracın hava yastığı yok. Dolayısıyla yüksek oranda göğüs travması var. Yüksek oranda akciğer zedelenmesi var. O yüzden de orayı stabilize etmek lazım. Üçüncü olarak da hastanın kalça kemikleri, pelvisteki o büyük leğen kemiklerinin öne darbeyle kırılma olasılığı çok yüksektir ve büyük kan kaybına yol açarlar. Dolayısıyla şu anda arkadaşlarımız orayı da stabil hale getirerek hastanın güvenli çıkışını sağlıyor. Peki şimdi en son hepsini sabitleyip tekrar oradan dışarı alacaklar ve sedyeye yerleştirip götürecekler. Evet. Bu dönemde bütün her şey takip altında. Yani dolaşımı, solunumu takip altında olduğu için bir sorunumuz yok. Çok acil bir durumumuz kesinlikle, yok şu anda. Kesinlikle. Mühim olan zarar vermemeye çalışıyoruz. Kesinlikle, çok güzel gidiyor. Ve o kadar gerçekten bir sürü de materyal var kullandıkları, çok değişik. Şimdi bunları görünce insan, yani bunu bir kere gören bir insan herhalde arabadan birisini kaldırıp çıkarmaya çalışmaz diye düşünüyorum. Çünkü o kadar çaba harcadık ki arkadaşlar, o kadar çok malzeme kullandılar ki bütün bunlardan sonra çıkaracaklar. Bizim karga tulumba çıkarmamız kesinlikle inanılmaz tehlikeli bir şey, inanılmaz. Karga tulumba çıkarıyoruz, arkasından bir araba yatıyoruz, yine karga tulumba götürüyoruz ve hastaneye götürüyoruz, sonra da kurtardık diyoruz. Aslında bu kurtardık olmuyor, sadece taşıdık oluyor. Taşıdıktan öte bir de gerçekten zarar verebilir oluyoruz. Şimdi şu arkada gördüğünüz ket yeleğinin boyun kısmı da var. Orası da sabit. Gördüğünüz gibi artık arkadaşımız arkadan ayrıldı. Öndekiye yardım ediyor. Bu gördüğünüz travma tahtası. Bu bir bildiğimiz sedye değil. Bu bir travma tahtası. Özelliği nedir? Bu hastanın omurgalarının düz bir zeminde taşınmasını sağlar. Bu olmadan biz ne kadar çok insanla düzgün taşırsak taşıyalım, mutlaka omurgada bir eğrilik yaratacağız ve zarar vereceğiz. Şu anda travma tahtası alacak arkadaşlar. Bu araçtan aktarmak da çok önemli. En önemli nokta burası. Bir dizini koy bakalım. Diziniz tahtada. Çok güzel. Şu anda halktan yardım alıyor arkadaşlar. Evet. Şu anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlatır mısınız? Hastanın ilk müdahalesini yaptık. Evet. Gereken ileri hava yolu tetkilerini, oksijenini, monitörünü ve damar yolunu açtık. Tansiyonunu stabilize hale getirdik. Vücudunu sabitledik. Baştan bele kadar. Sabit, arkada çelik halatlarla şu anda omurga zarar görmeyecek şekilde stabillendi. Ve artık araçtan çıkarmaya kaldı iş. Herhalde bu çok efendim, kritik bir an değil mi? En önemli aynen, anlardan bir tanesi. Aynen, önemli olan içeriden çıkarmak değil. Hastayı kurtarmak önemli olan. Ben bunu etraftaki vatandaş bile çok rahat çıkarabilir. Evet. Zor değil. Ama siz 10 dakikadır 15 dakikadır uğraşıyorsunuz aynen, ki aynen, onu tam evet, sabit hale getireyim her şeyini aynen, değil mi? Aynen. Her şey stabilize oluyor. Sonra artık ambulansını hak ediyoruz. Peki. Hadi bakalım alalım dışarı isterseniz. Komutlu arkadaşlar. Komutlu arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi hastayı yan çevirdik. Sedi'ye aktaracağız. Komutla çok güzel bir iki üstlediler. Çok güzel. Ayağını dirseğine çekme. Ben de. Tamam bekle. Şu yandan yastık. Yavaş yavaş yavaş. Şu anda boyun 3 taraflı kontrol altına alınıyor. Bir evet, tanesi boyunlukla, ikincisi ket yeleğinin boyunluğuna. Üçüncüsü bu destek, sedye destek noktalarıyla. Başı sabit yerim. Sürekli komutla alıyorlar aynı anda hareket etmek kesinlikle için değil çok mi? Çok önemli, kesinlikle bu. Kesinlikle komut çok önemli. Ekip çalışmasıdır bu. Evet. Bu ekip çalışması olmazsanız vatandaştan farkımız kalmaz. O yüzden bizim için çok önemlidir. Şu anda o dediğiniz gibi boyunluk, kendi o ket dediğiniz aletin boyunluğunun üstüne bir de bu tahtanın... Destek. Bir de bunun bağları var ve şeyleri var. Süper. Sedi destek noktalarına bağladık. Evet. Ne oldu? Tamam bana bırak. Biraz gevşetin oradan çocuklar. Tamam. Evet, gerçekten çok inanılmaz bir çalışma. Yani hasta kurtarma bir çok hastanın işi. Evet bakın yani her anında bir detay var. Kesinlikle. Bir o detayı atladığınız zaman bir şeyle çok ciddi bir sorun yaratmış olabilirsiniz. Tabii burada halkı katmak da aslında çok zor bir olay. Çünkü o an bazen galeyan halinde olan işte dediğiniz gibi bir an önce götürün bir an önce götürün kesinlikle, diye. Kesinlikle. Buradaki halkı katma farkını görüyorsunuz. Bizim komutumuzla halkı evet, katılıyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Şu anda bilinçli kurtarmayı görünce halkımız uzak durdu. Tamamen profesyonel ekibi bıraktı. Ve onların komutuna göre hareket ediyor. Bu da önemli bir nokta bizim için. Şu anda gerçekten hiç kıpırdamadan dışarıya evet, alın şu anda hiç omurga zedelenme yapmadık. Evet. Artı sedyeyi sabitledik gördüğünüz gibi. Kemerlerimizi takıyoruz.
Bu gördüğünüz gibi yeşil, kırmızı ve sarı kemer vardır orada. Evet, onlar niye renkli altı öyle? Siyah. Bunun hepsinin bir sırası var. Sırasına göre takmak zorundasınız. Direkt toraksı, yani göğüsü sıkarsanız hasta nefes alamaz. Onun belli bir orana sıkılması lazım. Karnı eğer fazla sıkarsanız bu sefer iç organlara zarar veririz. Bu çok profesyonel bir iştir. Bilinci açıldı mı hastamızın? Şu anda bilinci açık. Ama tam kooperatif değil. Hadi bakalım, üzerini örtüyoruz. Peki. Hastamız tamam, sen... dikkat ediyorum. Hemen alalım ambulansı isterseniz. Evet. Hay çocuklar. Evet. Karşıma geçiyorsun. Karşıya geç. Bir. Evet, yine komutla hareket kesinlikle ediyorlar. Kesinlikle komutla hareket ediyor. Özellikle sedyenin indirilmesi, kaldırılmasında da yine komut önemli. Birisinin erken hareket etmesi hastanın düşmesine sebep olabilir. Çok güzel. Yalnız onu oradan almanız lazım. Ben alayım, tamam, buradan. Hadi arkadaşlar. Yavaş çocuklar, yavaş, 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 yavaş. Bekle, yavaş. Orada kaldırmak yok, bekle. Yavaş. Kaldırmayın, bırakın. Komutla. Bırak. Komut ver. Arkadan mı geçiyorsun? Çok güzel. Bekle, ellemeyin. Başka kimse ellemiyor. Monitör elle Pınar. Pınar'ı dokunmayın siz. Monitör. Tamam. Evet, süper. Sedye sabit. Tamam. Bir tane tekrar kontrol edelim. Size iyi yolculuklar arkadaşlar. Kolay gelsin. Çok güzel. Evet. Hadi çıkın arkadaşlar. Kapat. Hemen bir an önce oradan çekilelim. Çekilelim hemen bir an önce yola çıksın. Kapat. Çık. Evet. Bu tam gerçekçi oldu. Vatandaşımız sedyeye yüklenene kadar devam ediyor. Devam ediyor değil mi? Oraya kadar geliyor. Normalde ondan sonrasını biz bırakın diyoruz. Şimdi bakın bir şey daha oldu. İçeri koyarken vatandaşımız kaldırdı sedyeyi. Halbuki iterek sokmak lazım. Evet. Yani her şeyin kontrol altında olması lazım. Gerçekten kesinlikle inanılmaz. Kesinlikle tam gerçekçi oldu. Aynen alanda bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz mümkün olduğu kadar artık bundan sonrasını bize bırakın. Bu bizim işimiz diyoruz. Büyük bir kısmı artık halkımız ambulansı tanımayı öğrenmeye başladı. Peki. Nerede neyi beklemeye başladı? Evet. Çok güzel. Şimdi gerçekten çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Biz de çok güzel bir kurtarma oldu. İnşallah hastamız da hastaneye sağlıcakla gider, yollar açıktır ve evet, rahat ulaşır. Şimdi bundan sonraki problem yolun açık olması. Yolun açık, hastaneye ulaşması. Burada da bizim başka vurgumuz var. Ambulans böyle son sürat giden ve bir an önce hastaya ulaşan bir araç da değildir. Her zaman güvenlik diyoruz. Olay yerinde nasıl güvenlikse önce çevrenin güvenliği. Çünkü çevrenin güvenliği çok önemli. Bir tane hasta kurtarırken çevredeki onlarca insanımız ölebilir. Ekibin güvenliği, hastanın güvenliği ve yol güvenliği. O yüzden şimdi güvenli şekilde biz sağ salim hastaneye ulaşır. Peki. İnşallah ambulansımız sağ salim ulaşır. Evet efendim, söz sizde Zahideciğim. Biz de stüdyoya ulaşacağız birazdan. Bekliyoruz sizi. Kurtarmak kadar zarar vermemek de önemli. Görebileceğimiz en profesyonel kaza anındaki acil yardımı gördünüz. Diliyoruz hiç ihtiyacınız olmaz ama lütfen böyle bir şey gördüğünüzde lütfen profesyonel ekipler gelene kadar bekleyin ve ilk yapacağınız şey 112'yi aramak olsun. 112 her zaman yanınızda, yakınınızda. Kısa bir ara veriyoruz efendim.